Başlangıçlarındayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi ve CHP Azıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tuttere, yapımı devam eden köprülü kavşağın bir an önce bitirilmesi için yetkilileri göreve çağırdı. Bakanlıklar nezdinde, gerekli kurumlar nezdinde her türlü girişimi bugüne kadar yaptık. Atatürk Bulvarı'nda özellikle üniversite mevkiinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların yoğun olması, bu bölgede yaşayan can ve mal kayıplarının önlenmesi, araç ve yayı trafiğinin rahatlatılması için birçok kez köprülü kavşak yapılması talebinde bulunduklarını belirten Tutdere, özellikle genel kurulda birçok kez ifade etmiş konuya ilişkin soru önergilerimizi ve taleplerimizi ayrıca ilgili bakanlığa sunmuştuk. Yeri geldi sulama projeleri oldu. Yeri geldi çiftçinin sorunu oldu. Yeri geldi köylünün sorunu oldu. Nihayetinde bizlerin de çabasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Adıyaman'da üniversite kavşağında farklı seviyeli kavşak çalışması başlatıldı. Çalışmalara başlanır başlanmaz konuya gösterdikleri hassasiyetten dolayı bizzat Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarına ve ilgili personellerine teşekkürlerimizi de iletmiştik dedi. İnşaat çalışmalarının beklenenden ağır ilerlediğine değinen Tutdere, önergelerle ve bütçe görüşmelerinde bizzat Ulaştırma Bakanı'na yaptığımız çağrılarla talep ettiğimiz köprülü kavşak projesi ne yazık ki vaat edilenden daha ağır şekilde ilerlemektedir. 2019'un 96.661 ihale kayıt numarasıyla 26 Mart 2019 tarihinde ihalesi yapılan farklı seviyeli kavşak yapım işi yaklaşık bir buçuk yıldır devam etmektedir. Ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Kendileri bize telefonla ulaşanlar oldu. Biz bu Kavşağın bir buçuk yıldan beri bitirilmemiş olması ve alternatif yolun araç sayısı baz alındığında yetersiz kalması vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Bizim yerim, tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Geçen dönem Temmuz ayında yürürlüğe girmesi. Alternatif yol olarak kullanılan Karali Köprüsü üzerinde neredeyse her gün irili ufaklı kazalar meydana gelmektedir. Görüşmeler yaptık ve bunun neticesinde iktidar partisinde ikna olmaz. Birçok vatandaşımızın aracı burada kullanılamaz hale gelmiş, vatandaşlarımız maddi olarak da büyük zararlarla karşı karşıya kalmışlardır dedi. Yasa Temmuz ayında yürürlüğe girecek. Dolayısıyla Adıyaman önünde çok kısa bir süre kaldı. Yaklaşık bir buçuk yıldır Adıyaman Üniversitesi kavşağında yapımı devam eden farklı seviyeli kavşak çalışması nedeniyle şehrin batısına geçişin sadece Kararı Köprüsü üzerinden sağlanabildiğine değinen Tutter'e alternatif olarak kullanılan bu yol tek başına kentimizin trafik yoğunluğunu kaldıramıyor. Gösterilmesi gerekiyor. Eğer biz bu şekilde ortaklaşırsak öyle inanıyorum ki önümüzde. Başka bir alternatif yol daha bulunmaması nedeniyle trafik aşırı derecede yoğunlaşıyor. Bu nedenle bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına açık tutarda bulunuyorum. Çalışmaların 16. ayını geçmiş bulunmaktayız. Artık Adıyamanlı hemşehrilerimizin tahammülü kalmamıştır. Vatandaşlarımızı daha fazla mağdur etmeden çalışmaları bir an evvel bitirin şeklinde açıklamalarda bulundu.